Günün son noktasını Beyhan Sultanım koysun. Tatlı senden sorulur. Aç bakalım, çok merak ediyorum yorumlarını. Vallahi güzel olmuş. Ben bunu beğendim. Olmuş yani, fena değil. Bu taş kadayıf mantığında böyle yapıştırılıyor ha. Ya. O yani böyle sert olması lazım değil mi? O şantisi falan. O kısmına sen karar ver. Dörtte dört tattıktan sonra. Ha, ona o zaman ben hani karar. Hani iyi dökmüş mü? İyi pişirmiş evet, mi? Evet yani kapatmış böyle güzel mi? Şekil vermiş. Yani lezzetli onun... mi? Lezzeti tadı, tamam. Tadı yani güzel. Buyur. Şekli de güzel. Bir öbürlerine bakayım. İkinci tabağımız. Bak o, baksana çiğ ya bu. Bak bu pişmemiş çiğ hamur. Bu olmamış gerçekten hamur yani gerçekten. Pişmemiş, ben bunu beğenmedim. Krem şantisi olmuş. Ama şekli de güzel olmuş. Hı hı. Ama şey yani içi pişmemiş. Dökmüş tavaya, tek hemen, taraf pişiyor evet. Ya herhalde. Ama yani bunun da bir yöntemi vardır. Hepsi böyle çiğ mi olacak? Bu niye çiğ değil mesela? Lezzeti var mı? Ya tadına bakmadım ki. Ha iyi, hadi bak bakalım. Tadına bakmadım, dur bir bakayım. Tadı tatlı ya, hamuru ben nasıl yiyeyim zaten? Un kokuyor, un. Hamur. Zaten şu yaptığın hareket yani hakikaten benim tabağım olsa ben üzülürdüm, utanırdım. Yemen değil mi? Yemek istemiyorsun, evet. Ağzına minicik hamur yani alıyorsun. Baksana içi dolu hamur, bak şuna bak. Olmamış bu. Tamam. Pişiren gelen pişirmiş. Bu demek pişmiş. Ki pişebiliyormuş. Demek ki doğru pişebiliyormuş. Yani bu olmuş. Sence eşit dökmüş mü pankekleri? Bak görseli. Boyları iyi mi? Görseli, eşit pişirmesi. Evet. Şuna göre pişmiş bu. Anladım. Biri de böyle açıp bakmadın. İçini onu... O zaten pişmişti. Pişmiş aldım, belli oluyor. Ya, pişmişti o. Tamam, beğendin mi bu tabağı? Yani bu tabağı da biraz beğendim. Peki. Ha, şunu hiç beğenmedim. Anlaştık. Son tabağımız. Bu tabağı da beğendim. Bu da güzel olmuş. Bu da pişmiş. Bu da tamamıyla pişmiş yani. Yani bu da olmuş. Bunu da beğendim. Tamam şekerim. Beyhan Sultanım, haftanın başı diye... Bak en tecrübeli sensin, bir rahatlık geliyor üstünüze puan verirken, dağıtırken. Sonra haftanın sonunda üzülüp duruyorsunuz, ne olursun? Buna bir vereceğim. Tamam. İkinci tabak bir puan. Buna da bir veriyorum. Üçüncü tabak bir puan. Buna beş veriyorum. Birinci tabak beş puan. Buna da üç veriyorum. Dördüncü tabak üç puan. Sanki şunu da beğenmiştin, unuttun mu? Ha? İkisinin arasında kaldım. Bunu biraz beğenmiştim, ben öyle hatırladım. Unutmadın inşallah. İki tane birimiz var, bir tanesini açmayla başlıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Hı? Gel şunu açalım. Beyhan Sultan'dan bir puan aldı bu tabak. Hiç beğenmedi bu tabağı, o yüzden de bir verdi. Bakalım kim sahibi? Zorla tattı, gördünüz. İçini de gördünüz. Ve bir puanı verdin. Aç bakalım kime verdin. Zeynep. Ya ben sana ne diyeyim ki artık Beyhan teyze? Ne mi diyorsun? Evet, ne diyeyim ben sana? Sen onu hiç ocağa koymadan küçük küçük şöyle ballık şeylere koya koya. Hayır, onun bir tarafı pişmiş, bir tarafı ama pişmemiş kuzum, içse de duruyor, pişmemiş. Gel göstereyim tabağını. Hayır, bize söylenilen şekilde yapıyoruz biz. Bir tarafını pişiriyoruz. Çiğ mi bırakın diye şef size? Çiğ değil bir kere yani benim tabağım. Çiğ değil, çiğ mi yani benim tabağım? Evet, bir tarafı çiğ pişmiş, pişmemiş, içi diğer pişmemiş, tarafı öylece duruyor. Hayır, soslu kıvamında kalmış olabilir yani, çiğ olamaz. Niye şaşırıyorsun her kayınvalide de? Yani hepsi de aynı şeyi söylüyor. Yok hayır, çiğ diye bir kavram olamaz ya. Sonuçta yani çikolata sıvı kalmış olabilir denebilir. Yani çiğ ne demek?
Bu ne? Ney? Bu ne Zeynep? Gayet de pişmiş. Pişmiş, evet sen pişmiş tabak. Bence sen dalga geçiyorsun Beyhan teyze yani. Pişmiş mi, bu pişmiş mi? Şey, çikolata sos mu koydun bunun içine kızım? Olması gerektik. Bence sen kakaoyu sıvılı halini karıştırıyorsun pişmemiş diye. Kızım. Bunun içini açmadın mesela. Bunun bir içini aç. Onu ben yedim, onun tadı bana güzel geldi. Ama içini açmadın, nereden biliyorsun? İçini değil onun. Ama içini açmadın, benimkinin içini bildiğin oymuşsun böyle hani bildiğin. Zaten şey gösteriyor kendini, pişmişi pişmiyor. Yani içini açmadan nasıl görebiliyorsun bilmiyorum. Ben ermişsin o zaman sen. Evet, ermişsin. Bugün yapamamışsın. Yani bu tekrar etmişsin. Zeynep hep yapamıyor. Yapamamışsın. Zaten. Tabii canım, ondan beni buluyorsun yapamadığım için. Ha. Bugün olmamış. Yani her zaman olduğu da yoktu zaten de yani bugün de olmamış. Yok, normalde hep beni buluyordu ya kaynanalarınız. Bugün bulamadı diye böyle işte tekrar olmayan yapıyorsunuz. Olmayan tabaklara da burada genelde puan veriliyor. Çok şahit olduk yani. Sanki herkes gelip tüm kayınvalideler ooo süper olmuş 5 diye. Öyle bir şey yok. Özellikle kendi kayınvalidene şöyle bir dönüp bir bak bakayım. Her zaman lezzetli tabaklara mı puan veriyor? Yok, Beyhan teyze karıştırıyor yani bugün. Benim sıvı kayınvaliden... çiğle kalan içindeki o sos kıvamını çiği karıştırıyor. Çiği güzel ayırt eder aslında. Yok, her şeyi şaşırın. Edememiş. Çiği güzel ben ayırt olmamış tabağa asla puan yok. Bana gelince karıştırılmamış, sana gelince karıştırılmış. Ya senin tabağın zaten hiç olmamış. Senin tabağın nasıl hiç olmamış ki? Bir alıyorsun. Sen ne aldın? Çiğ olan tabak senin tabaklarını buldu. Ben en azından 5 aldım. Hadi senin tabaklarını verdi. Demek bilerek, ki benim kaynanan bilerek yani bilinçli olarak vermez. Zaten evet. Şu an ikinci günümüş. Lezzetli olan tabağı verdi. Yok, senin tabağın kaynanan en kötü tabağı diye verdi. Kayınvaliden bilinçli olarak vermez derken? Yani kötü tabağa gidip de vermez. Emin misin? Tabağın kötüydü. Tabağın kesinlikle değildi. Ben yakından gördüm. Tatlının lezzeti nasıl bir şey? Bana öğretin ha. Sen seversin tatlı. Beyhan abla, bir korku geldi üstüme. 3 puan. Haftanın ikinci günü. Yani 3-1 de yapacak potansiyelim vardı bugün. Yine 3 puan aldı yani bu gelinimiz. Acaba bu 3 puanı Beyhan Sultan'dan kim kaptı? Beğendik beğendik ama 3 vermeyi uygun gördük, kalbimizin sesini dinledik. Bakalım kalbimiz bize ne söylüyor? Aç. Aç. Ya hissetmişsin. Yeşim. Her seferinde bu yeşim hissediyor ya. İki tabak arasında kalırsan 5-4 yap dedikçe kadın benim tersimi yapıyor ya. Sana bir şey söyleyebilir miyim ya? Gel 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 gel, uzaklaş. Şöyle gel. Tamam, belki buradan şöyle 5 verdiğin tabağa bir baksana. Hiç böyle mesela yana benzer bir tabak görüyor musun? Evet, yanık. Ha, aferin, aferin sana. Yanık. Gözlerin de mi görmüyor? Hadi kulaklar bazen gidiyor, uykudan bir şeyler oluyor. Bugün sahat sağ. Ya simsiyah tabağı. Bu pişmiş mi bu arada? Daha açılmadı ama. İçini bile açmadı o tabağın. Ya sen ne yapıyorsun? Bugünce birinci tabak mı içine doğdu? Hadi diyelim onu da geçtim. Her zamanki gibi hata yaptın, 5'i buraya verdin. 2 tabak arasında kalırsan 5-4 yap diyorum ya. Bu kadar basit bir şey istiyorum senden ya. Haklısın yeşim boğul. Tamam, sarılalım o zaman, haklıyım. Bugün de haklı oldun. Hadi yürü git yürü. Ha tamam, peki peki peki. Ya iyice gerçekten gevşemeye başladın, daha haftanın başındayız ya. Komik bir şey yok ya, simsiyah tabak. Yeşim vallahi efendim, haklısın, haklısın. O tabak açılsın, ben o tabağı iyice inceleyeceğim. 5 verdiğin, zaten birinci tabak ya açıyor. Ben... Hayret, sen tabağın başına gelirken niye şunu demedin? Nursel Hanım, bugün tatlı var, ben tatlı çok severim. Ye ye. Yeşim, bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bunun kakaolusu beni yanıltıyor galiba. Galiba. Evet, sen kakaoyla sosu da karıştırdığın için yanıltıyorsun. Bak, renk almamış, bak bak bak. Ya gerçekten açılsın o tabağı, al evde ye. Tamam mı? Ben yemem ki. Sana rağmen ben direniyorum ya. Taş olsa erir, taş. 3 alıyorsun söyleniyorsun, 5 alıyorsun söyleniyorsun, 4 alıyorsun söyleniyorsun. Dua et ya, Hatice. bir vermemiş evet, yani. Evet, ben şimdi şunun için dua ediyorum. İnşallah Hatice'ye bir vermişsindir. İnşallah gidip bana 5 vermişsindir. İnşallah. Hiç yanıma uğrama. Bana 5 vermişsindir. Yani, ay bir de komple çiğ yapan tabağa verdiysen, ikisi de tutmuyor bak. Hatice'ye de versen. Hala. O tabak çiğ değil. Tamam, Hatice'ye de versen, Ece'ye de versen. Ya olur tarafı yok, olur tarafı. Beyhan teyze kuru tabak seviyor galiba. Hı? Ben o tabağa bakacağım, göremiyorum kime, ama kim bakacağım. Kim olursa olsun yeşim çıktı. Günün en değerli 5 puanı. Beyhan kayınvalidemden rakip 2 gelinden birine gidiyor.
Oh, güle güle kullansınlar. Aç da görelim. Hiç uzatmayalım. Ece. Ece! Canım Meyhan teyzeciğim, teşekkür ederim. Lezzetten anlıyorsun.